adını 2002'de NASA'nın Apollo programından sorumlu müdürü olan James Webb'den alan, 6,5 metre genişliğinde altın kaplama bir aynayla donatılan kızılaltı bir teleskoptur. Bu ayna, 13.5 milyar ışık yılı uzağı, yani evrenin ilk yıldızlarının oluştuğu zamanı görmesine olanaklı kılmaktadır. James Webb Uzay Teleskobu, kızılötesi astronomiye yönelik bir uzay teleskobudur. Bu zamana kadar uzaya gönderilmiş en güçlü teleskoptur. James Webb Teleskobu, eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun kısmen ardılı olacak şekilde planlanmış, NASA öncülüğünde ve ESA ile JSA'nın desteğiyle geliştirilmiştir. Aralık 2021'de fırlatılmış ve Ocak 2022'de yörüngesine girmiştir. James Webb Teleskobu, NASA'nın başkanlığında 15 farklı devletin, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak yürüttüğü bir projedir. Kızılötesi ışığı gözlemlemek için ayarlanmış olan 6,5 metrelik bu teleskop, Dünya'dan neredeyse 1,5 milyon kilometre uzaklıkta yörüngeye yerleştirilmiştir. Bu uzaklık, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın 4 katı kadardır. 1995'te Hubble Uzay Teleskobu'nun devamı olarak tasarlanan James Webb Teleskobu'nun tamamlanması uzun sürdü. Bunun sebebi tasarım aşamasında birçok teknik engelle karşılaşılmasıdır. 25 Aralık 2021 tarihinde fırlatıldığında L2 konum etrafında, Güneş'ten uzak, Dünya'nın yörüngesinin 1,5 milyon kilometre ötesinde bir yerde sıkı bir yörüngeye oturmuştur. L2 konumu, uzayda Güneş'in ve Dünya'nın kütle çekiminin birlikte çalışıp Güneş'in etrafında yörüngede dönen bir nesneyi Dünya ile aynı oranda çektiği, yörünge dönüşünü bir yılda yapmasını sağladığı yerdir. Yani James Webb Teleskobu, büyük ölçüde Dünya'nın gölgesindedir. Bu durum Güneş'ten gelen ısı kirliliğine önler ve teleskobun derin uzayda çok sulu kızılaltı kaynakları saptamasını olanaklı kılar. Üzerinde yer alan hassas aygıtlar, dev gezegenlerin ve gezegen sistemlerinin kızılötesi görüntülerini çekme ve tayflarını ölçerek yaşlarını ve kütlelerini belirleme imkanına sahiptir. Bunların dışında, başka yıldızların çevresinde yer alan disklerin tayf ölçümlerini yaparak gezegen sistemlerinin doğmasına olanak sağlayan türden olan disklerin bileşenlerini tanımlamaya da imkan verir. Son derece hassas aygıtları ve büyük aynasıyla, gezegenlerin doğduğu toz disklerini gözlemleyebilmenin yanında, kendi yıldızlarının önünden geçen gezegenlerin hava küre bileşenlerini de gözlemleyebilir. Her ne kadar gezegen bulmak için geliştirilmiş bir teleskop olmasa da gelişkin yetenekleri bu teleskobun yeni gezegenleri inceleyen ve Güneş sistemimizin nasıl oluştuğu ve nasıl evrim geçirdiği konularını araştıran gökbilimciler için önemli bir araç haline gelmesi konusunda ümit vermektedir. James Webb Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu'nun yaklaşık yarısı kadar bir kütleye sahip olmasına karşın berilyumda kaplanmış 18 altıgen aynanın birleşmesiyle oluşan ana aynası, 6,5 metre çapı ve 25,4 metrekare yüzey alanıyla Hubble Teleskopu'ndan daha büyüktür. Teleskopun tasarımının ana odağı, yakın kızılötesi astronomidir. Ancak cihazdaki enstrümanlara bağlı olarak turuncu ve kırmızı görünür ışığın yanı sıra orta kızılötesi bölgeyi de görebilir. Tasarım 3 nedenden dolayı yakın ve orta kızılötesine odaklanmıştır. Yüksek kırmızıya kayan nesnelerin görünür emisyonları kızılötesine kaydırılır. Enkaz diskleri ve gezegenler gibi soğuk nesneler güçlü şekilde kızılötesi yayarlar. Bu kızılötesi bandın yerden veya Hubble gibi mevcut uzay teleskoplarıyla incelenmesi zordur. Dünyanın atmosferi, yer tabanlı teleskopların kızılötesi bantları incelemesini zorlaştırmaktadır. Uzaydaki nesnelerin gözlemi için hedeflenen su, karbondioksit ve metan gibi kimyasal bileşiklerin birçoğu aynı zamanda dünya atmosferinde de mevcut olduğu için yerden gözlemini karmaşık hale getiriyor. Hubble gibi mevcut uzay teleskoplarının aynaları yeterince soğuk olmadığı için güçlü şekilde kızılötesi ışık yayarlar ve bu bantları inceleyemezler. Teleskop, dünyanın yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötesinde, Lagrange noktası yakınında çalışmaktadır. Karşılaştırma yapmak gerekirse Hubble, Dünya yüzeyinden 550 kilometre yukarıdaki bir yörüngede bulunuyor ve Ay, Dünya'dan kabaca 400 bin kilometre uzaklıktadır. Bu mesafe, fırlatma sonrası oluşacak bir sorunda onarımını mevcut olan uzay gemileriyle neredeyse imkansız hale getirmektedir. SpaceX, yeni geliştirdiği Starship fırlatma aracının James Webb'den bile daha büyük uydular ve uzay teleskoplarını gönderme yeteneğine sahip olduğunu ve Mars yörüngesine ulaşmak için tasarlandığını iddia etmektedir. Bu Lagrange noktasının yakınındaki nesneler, Dünya ile eş zamanlı olarak Güneş'in yörüngesinde dönmektedir. Bu da teleskobun kabaca sabit bir mesafede kalmasına yedi ve Güneş ve Dünya'dan gelen ısı ve ışığı engellemek için tek bir Güneş kalkanı kullanmasına izin verir. Bu yörünge, uzay aracının sıcaklığını kızılötesi gözlemler için gerekli olan -223.2 derecenin altında tutmaktadır. Kızılötesi spektrumda gözlem yapabilmek için teleskobun sıcaklığı -223.2 derecenin altında tutulmalıdır. Aksi takdirde kızılötesi radyasyon aletteki enstrümanlara zarar verecektir. Bu nedenle teleskop, Güneş, Dünya ve Ay'dan gelen ışığı ve ısıyı engellemek için büyük bir Güneş kalkanı kullanmaktadır.
Uzay aracı, bulunduğu yörüngenin konumu itibarıyla üç cismi de her zaman uzay aracının aynı tarafında tutarak onları kalkanın arkasında bırakır. Her bir katmanı insan saçı kadar ince olan 5 katmanlı güneşlik, DuPont firması tarafından temin edilen polimit kaplı bir örtü şeklinde olan kaptondan yapılmıştır ve her iki tarafında membran özellikle alüminyum ile kaplanmış olup güneşe bakan tarafın kaplanmasında katkılı silikon kullanılmıştır. Bu katman, en çok ısınan iki katmandan biridir. Güneş kalkanı, Ayran 5 roketinin 4.57-16.19 metre yük kaportasına sığması için 12 kez katlanacak şekilde tasarlanmıştır. Teleskobun birincil aynası, 25.4 metrekaredir. Bununla beraber, 6,5 metre çapında altın kaplamalı berilyum reflektörüdür. Ayna, teleskop fırlatıldıktan sonra açılan 18 altıgen parçadan oluşur. Tek parça halinde gönderilmemesinin nedeni, mevcut fırlatma araçlarının yeterli büyüklükte olmamasından kaynaklanmaktadır. Teleskobun uzaydaki ilk kurulumu sırasında aynaları doğru konuma getirmek için hassas mikromotorlar kullanılmaktadır. Bu ilk yapılandırmanın ardından, optimum odağı korumak için yalnızca birkaç günde bir güncelleme yapılması yeterli olacaktır. Bu yöntem, yer çekimi ve rüzgar yükünün etkilerinin üstesinden gelmek için hareketli optikler kullanarak ayna parçalarını sürekli olarak ayarlayan yeryüzündeki karasal teleskoplardan farklıdır. Uzay ortamında çevresel etmenler olmadığı için teleskobunun sürekli hareketlere ihtiyacı yoktur. Teleskopun optik tasarımı, geniş bir alan üzerinde optik sapmalardan arınmış görüntüler sunmak için kavisli ikincil ve üçüncül aynalardan yararlanan üç aynalı bir sistemdir. Ek olarak, görüntü sabitleme sağlamak için konumunu saniyede birçok kez ayarlayabilen hızlı bir sef ve idare aynası vardır. Airspace Teknoloji Şirketi, NASA ile yapılan bir sözleşme kapsamında, ana yükleniciliği Northrop Uzay Sistemleri tarafından yönetilen James Webb Teleskopu projesinin başlıca optik ayna alt yüklenicisi olmuştur. Son olarak, James Webb Teleskopu fırlatıldıktan sonra buluşlarına göz atalım. ABD Başkanı Biden, teleskobun elde ettiği ilk görüntü olan Webb's First Deep Field'ı 11 Temmuz 2022'de basın açıklamasında paylaşmıştır.